Merhabalar. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kazanım testlerini çözmeye başlayacağız. 11. sınıf vektörler konusuyla ilgili konu anlatım videolarını bitirmiştik. Şimdi örnek soruları yapalım. Toplamda baktığımız zaman 12 tane örneğimiz var. Bu 12 tane örneği yapalım. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru ne diyor? Bizden ne istiyor? Birim kare bölmeli düzlemde A, B, C ve D vektörleri şekilde 2 gibidir. Buna göre A artı B eksi C artı D işleminin büyüklüğü nedir diyor. Yani bu işlemi yapacağız. Burada bir vektör çıkacak. Bu vektörün büyüklüğü mutlak değer içerisinde ise büyüklüğünü temsil ediyordu. Şimdi A vektörüne bakarsak A vektörü sağ tarafa 3 birim. Hepsi x ekseninde olduğu için, yatay ekseninde olduğu için, y ekseninde olmadığından dolayı biz sadece x eksenindeki bileşenlerine bakacağız. A vektörü artı 3 birim, B vektörü eksi 2 birim sol tarafa, C vektörü artı 2 birim fakat eksi C dediği için buna da eksi 2 diyeceğiz. Ve D vektörü de artı 4 birim sağ tarafa. Ve dikkat edersek şu 4 eksi 2'leri götürür ve sonuç 3 birimlik vektör çıkacaktır. Büyüklük sorulduğu için cevabımız A seçeneği olur. İkinci soruya bakalım. Birim kare bölmeli düzlemdeki vektörler şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi şöyle bir bakalım. Şuradan başlayalım. Şu vektör, hatta bunu farklı bir renkle yapalım, biraz da kalın gösterelim. Bu vektörün ucuna şunu ekleyeceğiz. Şu vektörü ekledik. Hatta şöyle büyütelim. Onun ucuna da şu vektörü ekliyoruz aşağı doğru. Dikkat edersek bu 3 tane vektörün toplamı 0. Çünkü başlangıç noktasıyla bitiş noktası aynı olduğu için 0 olacak. Peki elimizde ne kaldı? Elimizde şu 2 vektör kaldı. Bu vektör ve şu vektörümüz kaldı. Bu iki vektörün toplamı ise, yani bu ikisinin bileşkesi ise şu vektör olacak. Hatta şu olacak. Bunu da biz maviyle hatta yeşille gösterirsek bu vektörün büyüklüğü soruluyor. Çünkü şu üç tanesinin büyüklüğü sıfırsa iki tane kırmızının büyüklüğü yeşille gösterdiğimiz vektör olacaktır. Ve bu da dikkat edersek şurası 3 birim, şurası 4 birim olduğu için bu vektör de 5 birimlik vektör olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Gelelim üçüncü soruya. Eşit kare bölmeli düzlemdeki KLM vektörleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre K artı L eksi M vektörü aşağıdakilerden hangisidir diyor. K'den başlayalım. Şuradan başlayalım. Şu yönde gittik. K vektörü. Sonra ucuna L vektörünü ekle diyor. L vektörünü ekledim. Şuraya geldim. Sonra bunun ucuna M vektörünün tersini ekle diyor. Yani eksi M vektörünü ekle. Eksi M vektörünü vektöründe şöyle eklersek başlangıç noktamız şurasıydı. Bitiş noktası da burası olduğu için bileşke vektörümüz burası olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Bu şekilde biraz karmaşık geldiyse eğer şöyle yapabiliriz. Burayı silelim. K, L ve M vektörlerinin X ve Y bileşenlerini bir tabloda yazalım. Şöyle bir tablo oluşturalım. Şurası X, burası da Y bileşeni olsun. K'nin x bileşeni artı 3 birim, y bileşeni yok. L'nin x bileşeni eksi 2 birim sol tarafı olduğu için y bileşeni yok. M'nin x bileşeni yok, y bileşeni ise 2 birim. Fakat bizden eksi m isteniyor. Bunu eksi ile çarparsak şurayı da eksi ile çarpmamız gerekir. Topladığımız zaman 3 eksi 2 artı 1 ve y bileşeni de eksi 2 olur. Yani x bileşeni artı 1 sağ tarafa, y bileşeni eksi 2 aşağı tarafa. 2'ye 1. Buna uygun seçenek yine C seçeneği olacaktır. Gelelim dördüncü soruya. Aynı düzlemde KLM vektörleri verilmiş. Buna göre işlemlerden hangileri doğrudur diyor. K artı D artı M sıfırdır. Şimdi dikkat edersek K'den başlarsak K vektörü artı L vektörü ne oluyor? M vektörü oluyor. Yani şu ikisinin toplamına dikkat edersek bu M vektörüdür. M artı M sıfır değildir. Bu yanlış. 2'ye bakarsak K ile L'nin toplamı M idi. M daha eklersek 2M yapar. Bu da yanlış. 3, K artı L artı M 2M'dir diyor. Evet, biraz önce söylediğimiz cevap. Bu doğru. K artı L de M'dir. Başlangıçta söylediğimiz cevap. Yani 3 ve 4 doğrudur. 5. Bir kenarın uzunluğu 4 cm olan kübün ayrıtları üzerindeki KLM vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şu K vektörü, bu şurada kalsın. Şurada bir L vektörü var. Bu da şurada kalsın.
Şuraya bir tane daha vektör ekleyelim. Bu da m vektörü olsun. Şimdi k vektörünü alalım. Sonra bunun ucuna l vektörünü ekleyelim. Sonra bunun ucuna da m vektörünü eklersek başlangıç noktası şurası, bitiş noktası burası olan aslında bu cisim köşegenidir. Bu vektör bileşke vektördür. Her biri 4 birimse o bileşke vektör ne olur? Bunu şöyle anlatmıştık konu anlatım videosunda. R'nin karesi eşittir Rx'in karesi artı Ry'nin karesi artı Rz'nin karesi. Yani x, y ve z eksenlerindeki bileşenleri kareleri toplamının karekökü olarak ifade ediliyordu. Rx'e baktığımız zaman 4 cm, 4'ün karesi artı 4'ün karesi artı 4'ün karesi ve buradan 3 tane 4'ün karesi oluyor. R kare. Ve her iki tarafın karekökünü alırsak R eşittir. Buranın karekökünü aldığımız zaman 4 dışarı çıkar, 3 kök içinde kalır. Yani 4 kök 3 cm olacaktır. Altıncı soruya bakalım. Eş kare bölmeli düzlem üzerindeki K, L, M ve N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin yatay bileşeni F, Y'nin büyüklüğünün düşey bileşeninin oranı nedir diyor. Bunları ucu ucu ekleyebiliriz veya şurada gösterdiğimiz gibi tablo oluşturabiliriz. İstersek tablo oluşturalım, istersek şöyle yapalım. Görsel olarak yapalım bu sefer de. K vektörüne dikkat edersek sağa 1, yukarı 2. O zaman sağa 1, yukarı 2 yazdık. K gitti. L vektörüne bakarsak sağ 2, aşağı 2, sağ 2, aşağı 2 oldu. Bu da gitti. M vektörüne bakarsak sola 2 ve yukarı 1. O da gitti. N vektörüne bakarsak sola 2, yukarı 3. Sola 2, yukarı 3 yazalım. Ve dikkat edersek şu 2 bu 2'yi götürür. Şuradaki 1'i şuradaki 2 götürür. Sol tarafa 1 kalır. Ve şu 2, bu 2'yi götürdü. Yukarı 4 kaldı. Yukarı 4, sola 1. Y bileşeni 4 birim. Ve X bileşeni ise 1 birim olacak. Çünkü düşey bileşen FD, yatay bileşen, pardon biz yanlış yaptık. Bileşenlerden diyor, yatay bileşen FY. Şuraya hemen silelim. Yatay bileşenimiz FY, 1 birim. Ve düşey bileşenimiz FD, 4 birim. Yani sonuç 1 bölü 4 olur. Biraz önceki gibi yanlış yapsaydık 4 seçeneğini işaretlerdik. O yüzden soruyu dikkatli okumak gerekiyor. Gelelim 5. soruya. Eş kare bölmeli düzlem üzerindeki K, L, M, N ve P vektörleri verilmiş. Buna göre vektörlerden hangisinin bileşenlerinden birisinin büyüklüğü 3 birim değildir? K'ye baktığımız zaman K sola 3, yukarı 3. Bileşenlerden birisi 3 birim. L'ye baktığımız zaman sağa 1, yukarı 3. Bunda da bileşenlerine biri 3 birim. M'ye baktığımız zaman şu baktıklarımızı çizelim. M'ye baktığımız zaman sağa 3, yukarı 1. Bunda da var. N'ye baktığımız zaman sağa 2, aşağı 2. Bunda bileşenlerden birisi 3 değil. P'ye baktığımız zaman ise sola 2, aşağı 3 olacaktır. Yani N vektöründe bileşenlerinden birisi 3 birim değildir. Gelelim 8. soruya. Başlangıç noktaları çakışık, aralarındaki açı 120 derece büyüklükleri 2 birim ve 4 birim olan iki vektör şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi buraya baktığımız zaman şu 4 birimlik vektörü 2 tane 2 birimlik vektör olarak düşünebiliriz. 2 artı 2 şeklinde yazabiliriz. Şu gitti. Şimdi dikkat edersek bu 2, bu da 2, aradaki açı 120 derece ise bu ikisinin bileşkesi sağ tarafa 2 birimdir. Ve 60 derece olacak şekilde keser. Şurada da bir 2 birimlik vektörü vardı. Onu da şuraya yazarsak burası 60 derece. 2 ve 2 ise ve arasındaki açı 60 derece ise bunları konu anlatım videosunda anlatmıştık. O zaman bileşkesi 2 kök 3 olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Evet gelelim 9. soruya. 9. soruyu biraz gösteremiyoruz gibi. Şöyle bakarsak. Kenar uzunlukları 3 cm, 4 ve 12 cm olan prizmanın ayrıtları üzerindeki K, L, M vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin uzunluğu kaç cm'dir? K, dikkat edersek 3 cm. Şurası 3 cm, L 4 cm ve M de 12 cm. Bunların bileşkesi, mesela K'den başlarsak şurası K. Bunun ucuna L'yi ekleyelim yukarı doğru. L,
Bunun ucuna da M'yi eklersek sağ tarafa M, bileşkesi şuradan şuraya çizilen cisim köşegenidir. Ve bunun bileşkesi R'nin karesi eşittir Rx'in karesi artı Ry'nin karesi artı Rz'nin karesi. Yani R vektörü bileşke vektörüdür. Bu bileşke vektörü bulmak için bileşenlerinin kareleri toplamının karekökünü alıyorduk. Ve şurası x ekseni, şurası y ekseni ve şurası da z ekseniydi. X eksenine bakarsak 12. 12'nin karesi 144. Artı y eksenindeki bileşen 4. 4'ün karesi 16. Artı z eksenindeki bileşen 3. 3'ün karesi 9. Ve burası 169 yapar. R kare 169 ise R değeri 13 olacaktır. Yani cevabımız E seçeneği olur. Yani cevabımız 13 olacaktır. Evet, gelelim 10. soruya. Kenar uzunlukları 9 birim, 10 birim, 12 birim olan prizma üzerindeki ABCD vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre ABCD vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü ne kadardır? Şimdi şurası yine x ekseni, şurası y ekseni ve bize doğru olan eksen de z eksenidir. Şurada dikkat edersek D vektörü A vektörünü götürdü. Çünkü bunlar zıt yönde ve büyüklükleri de 10 birimlik vektörler. Bunlar gitti. Elimizde ne kaldı? B vektörü ve C vektörü kaldı. B vektörünün büyüklüğüne bakarsak 12 birim ve C vektörünün büyüklüğüne bakarsak şurada 9 birim. 12 ve 9 birim şu düzlemde ve birbirine dik. Ve yukarıdan baktığımız zaman şuradan bakarsak eğer şu tarafa 12 birimlik vektörü var ve şu tarafa da 9 birimlik vektörü var. Bu ikisinin bileşkesi Pisagor'dan bulunabilir. Hatta bunu dikkat ederseniz 3, 4, 5 üçgenidir. 3 kere 3. Şurası 3 kere 4. O halde burası da 3 kere 5 olmalı. 3, 4, 5 üçgeni. Yani 15 birimlik bir vektördür. 11'in soruya bakalım. Eşit büyüklükteki birbirine dik iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü 10 birimdir. Eşit büyüklükte. Burası F, burası da F ise bunların bileşkesi dik ise bileşkesi F kök 2 olmalı. F kök 2 değeri 10 birim ise birinin büyüklüğü ne kadardır? Yani F'nin büyüklüğü ne kadardır? F'yi yalnız bırakırsak 10 bölü kök 2 yapar. Bunu da kök 2 ile genişletirsek 10 kök 2 bölü 2'den 5 kök 2 yapacaktır. Evet, gelelim son soruya, 12. soruya. Sayfa düzleminde verilen K ve L vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre eksi K artı L bölü 2 vektörü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? K vektörünün K vektörünün eksilisini alacağız. Şu K vektörü ise yeşille gösterdiğim eksi K vektörüdür. Ve L vektörünün de yarısını alacağım. L vektörü de bu. Bu ikisini toplarsak ne olur? Bakalım. Şunu şuraya ekleyelim. Şunu da ucundan tutup buraya getirirsek. Başlangıç noktası burası ve bitiş noktası burası olan vektörü elde ederiz. Yani bu ikisinin bileşkesi şu vektör olacaktır. Yani sola 3, aşağı 1 olan vektördür. Cevabımız A seçeneğidir. Evet, vektörlerle ilgili konanıtım videosu zaten bitmişti. Soru çözüm videosu da en azından Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularından bir tane test var. Onu çözdük. Bağlı hareketle ilgili konanıtım videosu ve sonrasında soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.